Ulgas. Çınar çalışıyor mu şimdi? Evet. Ya bir yer ayarlamıştım ben aslında onu ama kendi bacağını kendi kesmiş. Dedemin yanında bahsettim ya bilardo salonu falan. O fırsat da kaçtı tabii. Orası ona uygun mu? Yani neresi güvenli bir yer mi? Dedem olduğu için ses çıkarmadım tabii ama başka yerde olsa daha mutlu olurum. Bir sor bakalım mutlu değilse oradan. Yani belki de mutlu değildir ama başka seçeneği olmadığını düşünüyordur. Haklı olabilirsin, bir konuşayım. Bence sen bunu erteleme, bugün bir sor. Sen niye birden Çınar'a takıldın? Benim yüzümden aileni ihmal ediyorsun. Böyle bir iş imkanı olduğunu bilse belki orada çalışıyor olur. Çınar'ı tanımıyorsun hiç. Onu anında söylesem de hayır derdi büyük ihtimalle. Tamam, peki. O zaman diyen gitti. Ben bir Eren'le görüşeceğim. Oradan cezaevine Murat'ı görmeye, sonra da direkt geleceğim buraya. Tamam, sonra arşive dalıp emsal dava anlayacağız. Söyledim. Neyi? Bir tedirginlik, bir uyarı var bakışlarında, söyle. Yok ya bir şey. Yok yok, var. Biliyorum ben bu bakışı. Eski nişanlınla görüşeceğim diye gerginsin değil mi şu an? Yani aslında iş bölümünü biraz yanlış yaptık. Ama senin de ruhsatın yok. Cezaevine gönderemiyoruz. Merak etme. Sevgilimin eski nişanlısını odasına gömüp geleceğim. Az kanlı ve acısız olacağım. Tamam tamam söz. Vallahi gayet şey, sakin olacağım yani. Dikkatli olacağım. Ayrıca istediğimde çok kibarımdır. Öyle mi ya? Hadi görüşürüz. Telefonu. Al dağınık bunu da şunu. Şunu. Allah ya. Hayatım bile bundan daha düzenli. Hiç sevmem. Adliyeleri çok zaman geçirince böyle oluyor demek ki. Yani evet, hangi tarafta zaman geçirdiğinize bağlı olarak değişiyor. Doğru, doğru. Beni bulduğunuza göre bana yardım edeceksiniz. Elimden geldiğince. Biraz eksik, biraz fazla. Ayla Ender. Yekta ile bir bağlantısı var mı? Yani Engin bu yüzden mi tehdit ediyormuş? Düşmanı falan mı? Gözlerim parladı. Gözlerinin ardındaki bu zekayı görmeyenin vay haline. Akıllısın, gençsin. Teknolojiye benden daha fazla vakıfsın. Gerçi bir labirentteyiz ama bu labirentten ancak sen kendi zekanla çıkabilirsin. Gri de çok yakışmış. Aferin benim torunuma. İstanbul'un en güzel kızını gelin getirdi evimize. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Vay, gençler. Aferin sana. Sabah kahven benden. Ateş adam. Kesin bomba bir şey yakaladın Ceylin'le alakalı. Fena bomba hem de. Ilgaz'ın Ceylin'i gözaltına aldığını biliyor musun böyle 2 ay önce falan? Yo, niye yapmış böyle bir güzellik? Kendisine sokak ortasında saldırdığı için. Savcıyken yani. İşte bu ya. İşte bu. Öfkesini kontrol edemeyen, sinirlenince gözü dönen insan. Ceylin Erguan. Şahane. Hemen bunun emniyetten kaydını alalım. Tutuklama sırasında kim varsa tanık olarak mahkemeye sunalım. Ceylin içinde bir psikiyatrist görüşmesi talep edelim. Öfke problemini belgeleyelim. Tamam güzel ama bir şeyler daha bulmamız gerekmez mi sanki? Doğru söylüyorsun. El artırmak gerek. Cüneyt. Eski sevgilisi ya hanımefendinin. Tanıklık etse. Bu
kadın kontrolsüzdür. Gözü dönünce ne yapacağı belli olmaz dese. Hatta bak ne diyeceğim. Canımı zor kurtardım ben bu Ceylin'den. Beni de öldürmeye kalktı dese. Şaka tabii canım, o kadar da değil. Yani ben ne kadar olduğunu bilmem ama... yapar mı? Yaptırırız. Kahveni söylüyorum. Duble, sade. Odama istiyorum.